Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Sintol Çocuk lakabıyla Kiril Teresin. Arkadaşlar birçoğunuzun da bildiği gibi Kiril Teresin yani Sintol Çocuk 23 yaşında Sintol'den yapılmış kollarıyla yani o artık nasıl söylerseniz o abartılı uzaylı görünümüyle ünlü olmuştu, üne kavuşmuştu ve tüm dünyaya kendini tanıttı. Fakat iyi yönle mi tanıttı, kötü yönle mi tanıttı bu çok tartışılır. İlk ünlü olduğunda 23 yaşındaydı, şu an 25 yaşında. Birçok kere hastanelik oldu. Hastanelik olma sebebi bu sintoller, daha doğrusu vücudu sintolleri kabul etmediği için sürekli olarak kollarından sıvı çekilmesi gerekiyordu. En sonunda da 3 kiloya yakın kollarından ölü kas alındı. Ve benim bildiğim 2-3 kere bir hastanelik oldu, ameliyatlar geçirdi ve geçenlerde tekrardan hastanelik olmuş. Yani bu nasıl bir sevdadır, nasıl bir acayipliktir? Gerçekten ben bilmiyorum, anlayamıyorum. Siz biliyorsanız veya psikolojiden anlayanınız varsa veya buna benzer bir ruh halinde olan varsa lütfen yazsın aşağıya. Bundan dolayı deyin. Çünkü bana hiç mantıklı gelmiyor. Ya tam olarak çizgi filmlerdeki zaten lakabı esasında Popoya. Biz de Temel Reis diyoruz ya. Temel Reis. Hani öbür taraftan da Sintol Çocuk diye geçiyor. Fakat çok orantısız, çok çirkin. Sadece kol bölümünde böyle bir şişiklik ve doğal durmuyor. Çocuğa da yakışmıyor zaten. Yakışan birini de görmedim. Yani bu kadar abartılı yapılıp da yakışan birini de görmedim. Bu arada Sintol, vücut geliştirmecilerin bazıları Sintol'ü kullanıyorlar. Ama şöyle, hani bir santimlik bir alanda mesela kullanılması gerekiyor. O bir santimlik alana kullanıyorlar. Sintol Çocuk gibi kendilerini Sintol'e boğmuyorlar. Sintol de biliyorsunuz doğal olmadığı için vücut sürekli olarak reaksiyon veriyor. Nitekim Kiril Teresin defalarca hastaneye kaldırıldı. Şimdi bu duruma Bigoroxia'nın tersi midir ya da Bigoroxia tarzında bir şey midir tam olarak bilmiyorum ama tam olarak bir bağımlılık. Bir süre sonra bağımlısı hale geliyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Yani adam kürü bıraktığı zaman evinden dışarı çıkmıyor. Eğer video çekiyorsa kürü bıraktığında video çekmiyor. Bu durumda sanırım aynısı fakat bu Sintol Çocuğun biraz daha farklı. Sintol Çocuk kollarındaki Sintol'den dolayı kendini çizgi film kahramanı gibi zannediyor ve zamanında Rusların ünlü tokat yarışı var biliyorsunuz. Ve bu tokat yarışının bir şampiyonu var. O tokat yarışına dahil katıldı. Yani tam olarak haddini bilmemek ve başka bir alemde yaşamak böyle bir şey olsa gerek. Şimdi videoda gömüyorum. Yani iyi bir şey söylemeyeceğim tabii ki de. Çünkü iyi bir şey yok burada. Mantıklı bir şey yok. Yani insanların neden böyle saplantılı olduğunu anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Birkaç kere daha bundan evvel bu çocuğun videosunu yapacaktım. Ancak yapmak istemedim. Hesabını da takip etmiyorum. O Instagram hesabına ne zaman baksam ya hakikaten rahatsız oluyorum. Böyle her şey abartılı, her şey abartılı. Bir takip ederseniz zaten görürsünüz her şeyin ne kadar abartılı olduğunu. Bizde eskiden yıllar evvel yani ben ortaokula giderken böyle bir maganda diye bir laf çıktı. İşte maganda kime deniyordu? Maganda o tarihte görgüsüz, çok parası olan ama görgüsüz olana deniyordu özetlemek gerekirse. Tam olarak Kiril Teresin bu maganda teriminin karşılığı. Yani sosyal medyasına baktığınız zaman tam olarak yaptıkları o şekilde. Tam olarak böyle abartılı bir yalan dünya. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada fenomenler normal yaşadıklarının çok farklı bir normal yaşadıkları hayatın çok farklısını gösteriyorlar. Ve şimdi yani bir şey diyemiyorum onlara da. Şimdi gelirini sosyal medyadan elde eden veya sosyal medya fenomeni olacağım diye kafayı bozanlara bir şey diyemiyorum. Çünkü normal bir insan olsa kimse takip etmez onu. Sonuçta bu abartılı haller için ya bazıları küfretmek için takip ediyordur. Ya ben küfretmek için bile takip etmem. Ya gözümü rahatsız ediyor. Bazılarına ilginç geliyordur. Bazıları da ne yapıyor bu acaba diye böyle anlamak için takip ediyordur. Belki bazılarının da hoşuna gidiyordur. Şimdi ben beğenmiyorum diye herkes beğenmeyecek diye bir şey yok. Belki bu çocuğun çok seveni de vardır. Şimdi herkes benim gibi böyle yağdırmak için takip etmiyordur onu. Yani ben takip etmiyorum. Şu video için araştırmak zorunda kaldım. Ama toplumda buna benzer birçok örnek var. Rağbet görmek uğruna dengesiz
dengesiz dengesiz hareketlerde bulunan, hatta böyle dengesiz söylemlerde bulunan bazı insanlar var. Bazıları görüntüleriyle, bazıları dengesiz kelimeleriyle, sözleriyle toplumda yer edinme uğruna enteresan şeyler yapabiliyorlar. Yani günümüzde de görüyoruz bu tip şeyleri. Hani hakikaten sosyal medya çıktı, delikanlılık bozuldu dedikleri tam olarak bu. Çok değişik şeyler oluyor. Artık benim de beynim ufak ufak yanmaya başladı bu değişik modellerden. Allah kimseyi şaşırtmasın diyorum. Önce sağlık. Sağlığınızı içe sayan hiçbir şeyle uğraşmayın. Sağlığınızı koruyun. 20 yaşındayken kırılmaz gibi olabilirsiniz. Böyle insan kendini Süpermen gibi hisseder 20'li yaşlardayken. Nasılsa bana hiçbir şey olmayacak. Nasılsa çok çabuk iyileşiyorum. Ama yaşınız biraz daha ilerlediği zaman, yani geçmişte yediğiniz hurmalar o tarihte ileride bir tarafınızı tırmalar. Evet arkadaşlar, çok uzatılacak bir mevzu değil. Görünce sizinle paylaşmak istedim. Bu vatandaş yine hastanelik olmuş. Yani konu bu kadar. Fikirlerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben ne düşüneceğimi bilmiyorum bu konuda. Yani çok taraflıyım. Objektif bakamıyorum olaya. Evet, o zaman sağlıkla kalın. Görüşürüz.